Sevgili takipçilerim, 13-18 Haziran tarotlar sizlere neler uyaracak? Başlıyoruz. Sevgili koçlar, nasılsınız? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Aile içerisinde kadınlar arasındaki yaşanacak parasal mevzular, tartışmalar ve bu tartışmalar bizi böyle bir şiddete, bir gerginliğe, bir huzursuzluğa itebilir. Almaya çalıştığımız ve aile içerisindeki haklarımızla alakalı haksızlıklara hazır olmanız gerekiyor. Bir nokta sizi yorabilir diyorum. Özellikle de anne, baba, kardeşler arasında çocuk ayrım yapıldığını ve bu konuda benim haklarım yenildiğini düşünüyorsunuz ama adalet sizin tarafınızda. Vakti geldiği zaman bu haklarınızı alacaksınız. İşinizle alakalı ben artık bu alanın içerisinde ben 4-5 insanla uğraşarak bunların egolarını iyileştiriyorum ve ben hala aynı karmaşanın içerisindeyim. Bunlardan ne zaman kurtulacağım ve ben kendi içimdeki iç huzurumu iş alanımda bulmak istiyorum diyorsunuz da ana. Özellikle Cuma'ya kadar çok büyük bir gerginlikler var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Cuma'dan sonra dengeyi bulmak, hatta kendimize ait olacak olumlulukları kendimize yüklemeye devam edeceğiz. Aşk konusunda özellikle sevgili koçlar, yön ve ilişkideki kararsızlıklar, ani iniş çıkış, kaosları bir türlü görmüyorsunuz ve sizdeki hatayı bir türlü benimsemiyorsunuz. Benimsemek için doğru bir evre gözüküyor. Başlamak, yani hep bir şey başlarsınız yarım kalıyor, tam onu toparlıyorsunuz yarım kalıyor, tam bu. Yani döngünün size hiç gülmeyeceği bir hayat. Aslında der ki 5 gün içerisinde çok güzel değişimler. Bu ara gözleriniz renkli ise ve renkli olanlar, yeşil, açık, ela tonlarındaki kişilerde muhteşem bir aşk ve verimlilik dönemi size uğur getirecek. Parasal hayatımızda da biraz zorlanacağımız, bizi gerçekten yıpratacak, alacak verecek borç konularında haksızlıklar söz konusu olma ihtimali çok yüksek ve artık siz deve yükünü kazanmak istiyorsunuz. Deve sizin elinizde ama şunu demek istiyorum. Seyahatler, gideceğiniz yolculuklar ekonomik olarak sizi zora sokabilir. Lütfen dikkatli olun bu hafta. Sevgili boğalar, nasılsınız? Abone olmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. İçinizdeki sanatsal yetenekleri keşfetmeniz gerekiyor. Siz çok acayip sanatçı, acayip yetenekli. Mesela yemek sektörüyle uğraşabilirsiniz. İnsanların sinirli ve agresif alanları ile ilgili acayip etrafınızdaki insanları yok etmek istiyorsunuz. Bence sizin kendi psikolojik yorgunluğunuz, anlattığınız insanların sizi anlamamakla alakalı noktada ki yaşadığınız zorluklar var. Yurt dışı ve yurt dışı ile ilgili planı olan sevgili boğalar için güzel oluşumlar var. Eğitim konularınızla ilgili de kendi yaratıcılığını ve bunlar için fırsatlar yaratacaksınız. Başlamanız lazım. Salı, çarşamba acayip gergin, huzursuz, her şeyi bitirip yok olmak isteyeceksiniz. Ne olur sakinlik geçirin diyorum. Aile içerisinde yasal, mahkeme, hapislik durumu olan sevgili boğalar için mahkemeler çok ciddi kaoslar yaratabilir. Giren ya da girme süreci olan kişilerde uzun soluklu yasal evreler devam edecek. Ailemize, aile çevresindeki yakın akrabalar arasındaki ailemiz kıskanılıyor. O göze geliyorsunuz ve bu yüzden aile içerisinde devamlı tartışmalar hakim. Evimizin içerisinde bağımlı olan ve alkol vesaire şeyle bağımlı olan kişinin tedaviye ihtiyacı var. Yoksa burada daha büyük ailemize zararlar getirecek. Zaman zaman yazma kabiliyetinizi, resmetmek, fotoğrafçılığa merakınız olabilir. Bunlarla ilgili kendinizi geliştirdiğiniz takdirde kendinize iyi gelecek. Çalışıyorsanız ve hala burada kendinizle ilgili, hayır siz, burası sizi çok seviyor. Sadece siz buraya ait olmadığınız için adaptasyon probleminiz var. Evet, sevilmiyorsunuz. Evet, çok fazla itici geliyorsunuz insanlara karşı. Tarzınız aynı devam etsin. Siz başarılısınız. Bu ara mahkemesel, yasal, işinizle alakalı çözümlenmesi gereken noktada hata sizin üzerinize kalacak. O yüzden
gerekiyorsa daha büyük mahkemeler açarak haklarımızı alabiliriz. Aşk konusunda yaralanmak korkunuz var ve bu yaralanma korkularından dolayı da kadın erkek değil, burada biz kimiz ve bu ilişkide esir altındayım diyorsunuz. O yüzden kendi mührünüzü en iyi şekilde vuracaksınız. Ailenize ait size geçmesi gereken bazı mal konuları var ve burada özellikle babanızın soyuyla ilgili haklarda amca hala arasındaki yaşanacak krizlere de yoğun bir şekilde seçimlerde tartışmayalım diyorum. Belki bu ara bir ailemizle ilgili gideceğimiz toprak, tarımla alakalı süreçleri de gözden geçirelim. Sevgili ikizler, nasılsınız? Hani dua ederiz ya, çocuklarımız için, kendi gençliğimiz ya da ailemiz için. Dualarınızın kabul olma haftası. Siz doğmak ve var olmak istiyorsanız dualarınızı Rabbim duyacak ve bu duyuş size çok büyük güçlenmenize yardımcı olacak. Yalnız anahtar satmak, gereksiz yatırımları, gereksiz gördüğünüz anahtar satımları sizi maddi olarak çökertebilir. Mümkün olduğu kadar deli kararlar vermeyin. Deli kararlar verdiğimizde aile, çevre ve gerçekten rencide olacak olaylara açık olmamız lazım. İşle alakalı da meditasyondayım, ruhum bu işin içerisinde ama o kodlanmakla ilgili sorunuz var. Siz işte ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz. Nereye ait olduğunuz, bu ülkede misiniz, başka üstte ülke mi arıyorsunuz? Cesaretiniz başka ülke ama şu an burada idare etmeyi tercih ettiniz. Gideceğiniz başarılarınız var, bunu oluşturalım. Özellikle ikinci ya da üçüncü ya da dördüncü katta oturan güzel takipçilerim, buradaki apartman sakinleriyle alakalı aramızdaki kaoslar var ve bu kaoslar evimize huzursuzluk yaratıyor. Artık taşınmanız gerekiyor. Artık yeni yol almanız için doğru zaman diyorum. Bir de şöyle bir şey var. Siz güveniyorsunuz ya herkese. Evinizi herkese açıyorsunuz iyi niyetle. Evinize ve ev çevrenizdeki ilişkilerinize fazlasıyla göz geliyor. Göz geldiği için de siz hala bana bir şey olmaz diyorsunuz. Yani nazar ineği kazana koyduğuna göre siz de nazara gelip büyük rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Evlenmeyi düşünenler ayrılık ve ciddi anlamda aile problemlerinden kaynaklı. Hani biz birbirimizi seviyoruz, kimse bize zarar vermez dediğiniz sürece evlenseniz de bu evliliğe karşıt insanlar var. Kendinizi doğru izah etmeniz lazım. Evet, özgür olmak ya da kendi alanınızdaki ailede yaşıyorsanız taşınmak isteyebilir, aile baskısından kurtulmak isteyebilirsiniz ve ailenin içerisindeki sert üyelerle bile baba öfkeniz, babanızın çok sert oluşu kendi özgürlüğünüzü kısıtlamış. Kendiniz ailenize izah edemiyorsunuz. Eğitimle ilgili bazı fikirleriniz var. Eğitimle doğabilir, kendi ödülünüzü alabilirsiniz. Hem aşkla şifalanmaya da hazırsınız ama şöyle bir acayip kendinizi olduğunuz noktanın çok farklı evresinde yarattığınız için Yaradan'a bol bol dua edin. Çünkü bu hafta enerjimiz yüksek. Sevgili yengeçler, nasılsınız? İyi misiniz? Güzel bir hafta. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Hemen kartınızı çekiyorum. Sevgili yengeçler, çevrenizdeki insanlara çok fazla inanıyorsunuz ve güveniyorsunuz ve sırlarınızı anlatıyorsunuz. Yani siz bunlara inandığınızda bunlar sizin hayatınıza ciddi anlamda zararlar verebilir. İş alanınıza, aile hayatınıza tehdit unsuru olabilir. Mümkün olduğu kadar sır verdiğiniz insanlara hayatınızda dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle de kendinizle alakalı planlamak istediğiniz birçok noktanın mührünü vurmak için ve iş alanınızla alakalı noktada sinirlerinizi doğru kontrol ettiğinizde başaramayacağınız hiçbir nokta yok. Ama mesela sizde de Perşembe Cuma günleri acayip derecede hiçbir şey yapmak istemeyecek ve hasta bir enerjiyle izin alma evreniz söz konusu olacak. Çünkü hani buradaki karmaşıklıklar sizi tam anlamıyla kendi yönünüzü kaybetmenize de yardımcı olabilir. Ruhsal olarak
psikolojik olarak da acayip yorgunsunuz. Yani beyin devamlı konuşur noktada ve kalp kırıklarınız bir türlü iyileşmediği için insanlara güvenle alakalı noktada tam inanacaksınız ama inanmayın. Dostunuz yanınızda, bunu bilin diyorum. Bu ara telefon konuşmalarınız dinlenebilir. Etrafınızda takip edilebilirsiniz. Bu takipler doğrultusunda hatalar yapabilirsiniz ve kendinizi bu noktada kontrol edelim. Alım satım konuları ile ilgili noktada da araştırmalar söz konusu. Almak istediğimiz nokta aslında uğurlu ama sizin korkularınız olduğu için cesaret edin ve alanınızı alın. İlişkilerinizle alakalı varoluş olan ilişkimizin arkanıza dönüp bana yıllardır ne yaptığı, benim için fedakarlık etmedi ve ben niye bu ilişkinin içerisindeyim diyorsanız, kendi krallığınızı kaybetmemek için adına ama bu ilişkide ciddi anlamda boşanmalar, boşanma konuları daha revaçlı olacak gözüküyor. Evet, araç almak ya da araçla ilgili değişimler fikriniz varsa, özellikle sevgilinizin size araç hediye etmesi, sevgilinizle ya da eşinizin size yapacağı sürpriz sizi mutlu edecek diyorum ve güzel de gelecek. Ve en önemli şey bağları kopartmak. Yani burada ne bağı kopartmak? Yaptığınız fedakarlıklar, ailenize ettiğiniz iyilikler göz önünde alınmıyor. Ve bu yüzden de siz altın da sunsanız ve bu konuda ne işe yarıyorsunuz sözleri duymak istemiyorsunuz. Bence bakışla evde, özellikle görümceleriniz arasında krizler, kayınçonuz arasındaki yaşanacak kaoslar biraz bizi üzebilir. Çocuk fikri ya da çocuklarınızla alakalı yaşadığınız korkularınız var. Çocuklarla bir psikolog ve doğru yürüyüş size iyi gelecek diyorum. Sevgili aslanlar, abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyin. Oo, kendi gerçeğim, kendi değişim, kendi alanımı bulmak. Yani siz işinizle ilgili yıldızınızın ve özellikle isminde Ahmet gibi, Ali gibi ya da Ayşe gibi insanlardan alacağınız destek, artık varoluşunuzu, gerçekten dönüşümünüzü, yaşadığımız birçok şeyin verimliliğini alacağınız bir hafta. Yani gözünüzü dört açın. Yön belirleme, yönü bulmak ve oluşmak istediğimiz birçok noktaya bu hafta görerek hareket edeceğiz. Bu da bizi rahatlatacak gözüküyor. Gitmek istediğimiz yolculuklarımızla ilgili de evraklar, sıkıntılar, kararsızlıklar doğrultunuz var ama bu kapılar size hiçbir kararsızlığı göstermiyor. Sizin bu tarz endişeleriniz var ama endişeleri at ve sana verilen fırsatı değerlendir. Özellikle de aile içerisinde kadınlar arasındaki sıkışmış evreler ya da sevgili anneler, sevgili büyük annelere ve genç annelere sesleniyorum. Çocuklarınızı hapis hayatına, vır vır hayatınıza, dırdır hayatınızı geride bırakın. Onları biraz daha kontrol edin. Ama evimizde çocuklarımıza uzak yolculuğa gidecek çocuklarımız gayet rızıklı ve bereketli. Bence siz hafta sonunu ve ev kalabalığını sevmiyorsunuz ve sevmediğiniz için de özgürlük alanınız kısıtlandığını savunuyorsunuz. Baba soyunuzun ait mallarla ilgili yıkımlar, haksızlıklar, size verilecek söz verilen olayların verilmeyeceği ile ilgili duyumlar sizi çıldırtacak ama siz yasal olarak başvurular yapacaksınız. Bunlar doğru. Evet, özellikle pazartesi, salı iş çevrenizdeki erkeklerde yaşayacağınız bazı kaoslara da açık olmanız gerekiyor. Açık olduğunuz takdirde de kendinizi doğru noktada. Annenizin sağlık problemi, göğüs, rahim ile alakalı dikkat edilecek. Bu ara sizin de göz alerjileriniz daha yoğun ama size iş kurmak, kendinizle ilgili ispatlamak istediğiniz noktalar için ay taçlanması var. Ay size gerçekten olumluluğu, gücü ve sevgiyi gösterecek. Üniversiteye tekrar başlamak istiyorsanız yarım bıraktığınız birçok şey için de bu hafta net kararlar verin. Yarımlıklarınızı çözün. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Oo, sevgili Başaklar. Yani burada devamlı bir şeyler yazıp kendinizi ifade edemediğiniz noktada herkese notlar bırakmak istiyorsunuz.
Bence bu sizin en büyük kaosunuz. Konuştuğunuz zaman diliniz o kadar sert ki, yani tam iyileştireceğim dediğinde aşağı çökertiyorsunuz. Bence bu konuşmaları bir kağıda yazıp duygularınıza doğru ifade edin diyorum. Evet, eski ilişkiniz ya da barışmak istediğiniz insan sizi affetmiş olacak ve evliliğe doğru gidecek. Artık siz de ona bu şansı vermeniz gerekiyor. İşinizle alakalı döngü, yani hiçbir şekilde, yani çalışma hayatınız var ama parasal hayatınızı bir türlü oturtamadığınız için 365 günü aynı döngüde yaşamak sizi artık huzursuz ve mutsuz ediyor. Yani bunlar içinde hani ben yaşayan ölüyüm. Yani elime ne atsam çürüyor diyorsunuz ama sizin burada çok güzel bir yeşerecek ve bu yıl özellikle Haziran bitiminde bereketleneceksiniz. Toprağınız, bedeniniz çok büyük şifa bulacak. Siz bu şifalanmayı kabul etmiyor olabilirsiniz. Edin. Mesela Sevim, Seda, Sevgi, Serdar, Serkan dediğimiz kişiyle alakalı içinizde mahkemesel sorunlarınız var ve bunlar sizin hani çok güzel verilen sözler, vaatler yerine gelmediği için ona bir öfkeniz var. Gidin onunla da bu konuyu çözmeniz lazım. Mesela baba ya da anne arasında ruhlar devamlı tartışsa da onlar birbirlerini seviyorlar ama huzursuz bir evde yaşadığınız için diken üstündesiniz. Bunların deliliklerinden çok fazla yorgunsunuz. Ve aynı şekilde de kardeş ya da evliyseniz eş ve kendi sülalenizle ilgili bu ilişkiyi yıpratan ve her seferinde engel olan insanları geride bıraktığınızda ilişkiniz güçlenecek ve ödüllenecek gözüküyor. Ve sevgiye sahip olmak bu olumluluk. Bu hafta en çok yorucu gününüz ne zaman olabilir? Onu söyleyeyim. Bol bol meditasyon yapacaksınız. Öz takıntılarınız var. Bu takıntıları iyileştirelim. Ve bu ara dini olarak kendinize namaz kılmaya, kendi inandığınız noktalara kendinizi vermeye başlamışsınız. Bu da sizin için, vücut şifalanmanız için iyi. Bu ara özellikle kadın bölgemiz ya da kalp ve ihanet konuları da revaçta olabilir. Takip alın. Bir de kalp hassasiyetiniz aile içerisinde gündeme gelecek gözüküyor. Bir dahaki haftada duruşma, mahkeme ile alakalı verilen kararda bin pişman olabilirsiniz. Savunmanızı, düzeninizi doğru yapın efendim. Sevgili teraziler nasılsınız? Yani ben kraliçeyim. Bu kraliçeliktir. Ama neyin kraliçesiyim? Yani bu kadar zamandır çalışıyorum, parasal sıkıntım var. Bu kadar çalışıyorum, paramı yetemiyorum. Ay nasıl geçiyor, borç olarak yaşıyorum. Ve bu döngüler beni o kadar soru işaretindeki... Yani ben bu hayatta ne yaptıysam hep soru işaretiyle yaşıyorum dediğiniz bir noktadasınız. Yani gözlerinizi doğru açın. Kazancınızı bitirip biriktirip köklenmeye ihtiyacınız var ama fedakarlığınız sizin cebinize zarar veriyor. Bence artık bunu görün. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Eltiler arasında ve aynı binada yaşıyorsanız, yakın yaşıyorsanız bazı yalanlar evliliğimizdeki yıkılmalara sebep olacak. İftiralara, yapılan davranışlar çok büyük kaoslara itebilir. Mümkün olduğu kadar bu hafta evinizde misafir kabul etmeyin. Çünkü yalanlar sizin üzerinizde kalacak ve suçlanacaksınız diyorum. Evet, bu ara çocuk hamile kalmak, bu hafta bu hamilelik kararını vermek ve biraz da eşimizle baş başa vakit geçirmek istiyoruz. Hem hamilelik hem de yolculuk sizin ruh evrenize güzellikler getirecek. Bir de ev anahtarı değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Uzun süredir bu fikriniz var. Kenarda bir paranız var ama paranız yetmiyor. Kredi çekmeye de çekiniyorsunuz. Çekinin, çok rahat bir şekilde ödemeniz gerçekleşecek. Burada der ki devlet ya da iş başvurunuz varsa kandiliniz yanıyor. İstediğiniz kapı, istediğiniz nokta size güzellik getirecek. Hiç korkmayın efendim. Taşınmak. Yani başka bir ile kader çarkı başka yolculuklara, başka yerleşimleri gösteriyor. Yani bunlarla ilgili bu dönem altyapı oturtacağız. Mesela toprakla uğraşabilir, tarımcılıkla uğraşabilirsiniz. Kendinizi mutlu olacağınız noktaları belirlememiz için doğru. Bu ara diz ağrılarımız, diz kapak ağrılarımız, ailede bu tarz şikayetler var. Aman dikkat diyorum ve mesela kayınvalidenizin evine gitmek istemiyor olabilirsiniz.
Görümcenizle aynı tatili yapmak istemiyorsunuz ve eşiniz onlarla tatili yapmak istiyor ve sen bu yüzden çıldırıyorsun, çıldırma. Evlilik teklifi bekleyenler için şu an o hayal yalan. Kendi zamanı gelince bu teklifi alacaksın. Sen kendinle ilgili noktada ilişkide nerede hatalar yapıyorsun ve ilişkinin neden seni doğru sahiplenmiyor, bunu bulalım diyorum. Pazartesi günü tartışmalara, kavgalara açık olmanız lazım. Mümkün olduğu kadar haftaya pazartesi günü uzak kalın. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Sizinle ilgili aileler arasındaki çekişmeler uzun soluklu gözüküyor ve dede rahatsızlığı söz konusu olabilir. Sevgili akrepler, nasılsınız? Ailede miras, yani ölmüş insanların mirasında herkes kavgalı ve küs. Aile birbiriyle darmadağın olmuş. Alan haklarını almış, siz hala haklarınızı alamadığınız için. Ve burada imza yetkiniz var, vermek istemiyorsun, haklar doğru verilsin diyerekten. Ve ölmüş insana devamlı kızıyorsunuz. Yaşarken niye bu hakları adaletli paylaştırmadınız diye. Bu hafta bunlar sizin kafanızı çok fazla, 7 gün boyunca kafanız sadece o noktaya, işte bile olmayacaksınız. Bizim ailede bu adaletsizlik bizi yoruyor diyorsunuz. Yalnız özellikle Güneydoğu, İç Anadolu bölgesinde yaşayan bazı takipçilerim için topraklarınızda verimlilik teklifler var. Sakın yerlerinizi satmayın. Ve sattığınız takdirde yerinizin çok daha değerli olduğunu göreceksiniz ama iş işten geçmiş olacak. Aile büyüklerinizi ikna etmenizi öneriyorum. Bu ara mahkemesel bazı sorunlarınız, iş olabilir, ailevi sorunlarla alakalı noktada yasal problemler ve dosyalar, vergi borcunuz, hacizlik durumlarımız ve kira problemlerimiz, mal sahibimizle işi ilgili kiracıysanız yaşayacağınız krizler biraz daha sizi hırlatabilir. Yasal haklarınız var. Kimse size ekstra zam yapamaz. Mahkemeye başvurun. Mahkemenin vereceği parayı ödeyin. Çünkü yerinizi ve evinizi seviyorsunuz. Sevgili takipçilerim, aşk konusunda şanssızım, uğursuzum, kısmetsizim, bedeli çöle düşer, bana sinek düşer diyorsunuz ya, aşk size renklilikle, ölümsüzlük aşkı, sizi çok sevecek ve size çok sahip olmak isteyecek bir aşk kalbinize ok gibi saklanacak ve bu da iyi. Özellikle bu cuma ve cumartesi aile içerisinde hijyen temizliği, her yeri yıkıp bitme, boya, badana tarzı işlerimiz var. Ama ufak da bir deniz kenarında şifalanmaya ihtiyacınız var. Özellikle Eskişehir'de oturanlar, İstanbul ya da Ankara yolculuğu ve işle alakalı gelmeniz gereken noktalarda ya da kongrelerle alakalı bazı karışıklıklar olabilir. Dengeli ve başarılı sizin elinizde ve hazine ve beklenmedik paralar hanemize uğurlu şekilde gelecek. Yalnız aile büyüklerimizden bu ara istenmeler, söz nişanla ilgili yüzükler, düğün telaşı, düğün hazırlığı, bu tarz yoğun bir alışveriş enerjimiz de var. Kim evleniyorsa Allah yardım etsin ama evlenecek kişinin evi hazır, kiraya çıkmayacak, merak etmeyin. Sevgili yaylar, nasılsınız? İyi misiniz? Hemen bakıyorum. Yani kendi işinizle ilgili çok büyük bir başarı ama dışarıdaki insanları sizi yıkmak için büyük mücadeleleri var. Siz öğrenmeye açık, her şeyi toparlamaya açık bir enerjidesiniz. Gizlilik var burada. Ekip, çevre sizi çok fazla ayağınızı kaydırmaya çalışıyor. Mümkün olduğu kadar temkinli olmanız gerekiyor. Yeni iş başvurunuz varsa olumsuz. Bulunduğunuz noktada sizi yıkmaya çalışan insanlara dikkat edin efendim. Bu ara özellikle ailenize ait işler ya da işinizle ilgili yeni mühürler oluşturmak istiyorsanız güzel kapılar, güzel yollar, güzel oluşumlar var. Yani renkli bir kazanç ve bu kazanç sizi güçlenmenize, hiç olmadık kapıların size açılmasına fırsat verecek. Yalnız
Evli çiftlerimiz ilgili noktada tatil ve bu tatilde aksiliklerle karşı karşıya kalabilir. Eğer aracınızla gidiyorsanız sakin, güzel ve dinlenerek yolculuk yapın ve çocuklarınızla alakalı noktada da bu tatilde onların şifalanmaya ihtiyacı var ve bunları mümkün olduğu kadar altyapısını güçlendirelim. Evimizde üniversite ya da lise evresinde olan çocuklar başarı kutlaması, onlar hak ettiği sihir gibi başarıyı aydınlığa itecekler. Hiç korkmayın. Eğer sizin iş sınavınız ya da kendi kariyerinizle alakalı sınavlarınız varsa da bunlar da gerçekten iyi bir süreç. Ailemizde Hasan, Hüseyin, Haydar, Hülya kim varsa ondan uzak durun. Çünkü zılgıt yeme dediğimiz ve büyük tartışmalara açık olabilir ve sizi strese sokabilir. Abi ve abiler arasında bazı aileye baskınlıklar var. Yani bir apartman ya da bir daireyi onlar kendi üzerine almak istiyorlar ve burada kızların hakları ile ilgili büyük sıkıntılar var. Mümkün olduğu kadar aileniz yaşarken adaletli şekilde görüşmesi lazım. Onlara bir sıkıntı olduğunda bu ailede kıyametler kopacak, bunu bilin diyorum. Ya bu ara evlenmek isteyen ama ailenin istemeyen çiftleri kimse, bunlar plan program yapıyorlar, yaşlarını bekliyorlar, gidebilirler. Ya bu çocukları affedin, kabul edin ya da bu çocuklar gittiğinde çocukların arkasında mümkün olduğu kadar durmanızı istiyorum. Yeni aşk isteyenler için bana aşk durur mu? Nerede gereksiz insan var, kendime çekip kendimi depresyona itiyorum diyorsunuz. 7. ay sizin aşk döneminiz. Yani bu ayı da atlatmanız lazım. Bu ay enerjinizi farklı noktalarda oluşturabilirsiniz. Şöyle söyleyeceğim, motor ya da araç almak istiyorsanız anneniz, ablanız ya da yöneticiniz bir kadınsa bundan gelecek bir destek sizi gerçekten almak istediğiniz hayalinize eleştirecek. Yalnız şunu demek istiyorum güzel takipçilerim. Sizinle ilgili yabancı dil eksikliğiniz, yani İngilizce, Fransızca ve İtalyanca öğrenmek istiyorsanız bunlarla ilgili başvuruları yapabilirsiniz. Siz yeteneklisiniz ve tekrar akademisyenlik anlamında kendinizi devletle ilgili beklentileriniz varsa bu başarı gözüküyor. Korkmanıza gerek yok. Sevgili oğlaklar nasılsınız? İyi misiniz? Hemen bakıyorum. Oğlaklar. Şöyle bir durum var. Kendi içinizdeki yaşadığınız ilişkiler o kadar sizi yaraladı ki, yani bu illa aşk, sevgili, eş olarak değil, çevredeki insanların sizi kullanması, onların maske yüzleri o kadar canınızı acıtıyorsa, yani biri de düzgün gibi adam akıllı karşıma geçip konuşsa diyorsunuz ama hatalı insanlar var. Onları siz iyileştiremezsiniz. Onları siz hayatınızda barındıramazsınız. O yüzden mümkün olduğu kadar onları öyle kabul edip hayatınızda bilin ki değişmeyecek insanlar var. Değiştirmeyi bırak, yeniliklere konsantre ol diyorum. Evet, bu ara işinizle alakalı çok fazla yolculuklarınız olacak. Özellikle ekip arkadaşlarınızla gideceğiniz noktalarda başarılar çok fazla var. Ama siz kader çarkınızda kendi yerinizi, kendi işinizi ve bu işle ilgili de hedeflediğiniz noktalarınız var. Şu an bulunduğumuz noktayı hiçbir şekilde bırakmıyoruz. Ananızın üzerine mi, bacınızın üzerine mi, abinizin üzerine iş sistemi yasal olarak yaparak yeni bir kadere, yeni bir iş başlangıcı sizin şahane şahlanmanıza, parasal hayatınıza da güç katmanıza yardımcı olacak. Yap ve kazan diyorum. Evet, aile arasında da miraslı mesela memleketiniz Karadeniz ve Karadeniz sınırlarıyla alakalı noktada mal ve haklarla ilgili amcalarla alakalı noktadaki ciddi anlamda sert giderli konuşmalar biraz sizi ürkütüyor olsa da yasal problemle haklarınızı alabilirsiniz diyorum. Bu arada bir de özellikle Güneydoğu İç Anadolu bölgesinde hani uzun soluklu küs olan akrabalar hani kan davasına dönüşür ya, burada bazı yaşanacak sorunlar onlarla aramızdaki bağı düzeltmek gibi gözükse de mümkün olduğu kadar temkinli olun. Evli olan ve bir türlü konuşma uslubumuzu
kabul edilmeyen gelin ya da damatlar olur ya, bu kızıma yakışıyor mu, bu oğluma. Onlar birbirlerini seviyorlar ama dışarıdaki etkenlerde arada diyalog kopukları oluşuyor. Lütfen onların mutluluğuna karışmayın. Onlar birbirlerini seviyor. Yeni aşık olmak isteyenlere baktığım zaman, yani siz zaten yaralısınız. Yaralı kalp gibisiniz. Aşka inancınız yok. Mantık doğrultusunda tanışma üzerine doğru ilişkiye adapte olmak size daha mutluluk verecek. Yalnız şöyle söyleyeyim. Siz kaosla besleniyorsunuz. Siz paranoyakça hayallerle besleniyorsunuz. Sonrasında da kendi kendinize mutluluklar yaratıyorsunuz. Evet, nazar kötü enerji ve çabuk çeken bir evredesiniz. Mümkün olduğu kadar her gün nazar duası okumanız lazım ve anne özlemi ya da aile özleminiz var. Sevgiyi o kadar içinizde yaşadığınız için duygularınızı yansıtamıyorsunuz. Yalan dünya. Bugün varız, yarın yok. Gidip sımsıkı sarılın ve küs olduğunuz ailenizle, özellikle anne baba kardeşler ya da evliyseniz gelinlerinizle kırgınsanız, barışma vakti, kaybetme vakti değil. Sevgili kovalar, bu hafta neler size neler getirecek? Oo, güzelliklere başlamak. Güzel olan her şeye muhteşem şekilde dönüştürüyor. Bu ara böyle rüyalarınızda derviş, ermiş, uyarıcı rüyalar alabilir ve yönünüzü bunlar bu hafta verebilir. O yüzden rüyalarınızı dikkate alın lütfen. Evet, bir de kökümüzde hissiyat kalbi ya da dini inanç kuvvetli kim varsa kendinizi okutun. Çünkü hep yarım kalıyor diyorsunuz ya. Tam bir şeye başlıyorum, yarım kalıyor. Tam bunu yapacağım, yarım kalıyor diyorsunuz. Bir üzerinize dua okutturun ve mutlaka bu duayıdan sonra rızkınız ve bereketiniz aydınlığa kavuşacak. İş konusunda şans ve bereketin size daha doğru noktada oluşacağı ve pürüzsüz gidecek ama siz para konusunda dağınık olduğunuz için hem pintisiniz hem dağınıksınız. Ya bu dengede karışık bir ruhu. Hem enerjiniz yüksek hem de pintilik yaratıyorsunuz. Buna gerek yok diyorum. Evet, şöyle söyleyeceğim. Bu ara Ümre, Hac ziyareti düşünen aile büyüklerimizin bu kapıları açık ve onlara destek vereceksiniz ve onlara bu hayal ettiği yolculuklarına yardımcı olacaksınız. Bir de şöyle söyleyeceğim. Evlenmek, evlilik gün ve tarihi yakın, ev telaşı, düğün telaşı, istenme telaşı o kadar stresli ki hiçbir şey sizi böyle tatmin edemiyor gibi. Gayet rahat ve iyi geçecek. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Evet, kendinizi yargılıyorsunuz. Siz kanatlarınızı, bereketinizi olduğunu bildiği halde kendi hazinenizi, kendi ruhunuzu ve yönünüzü bulduğunuzda hiçbir problem yok. Ama pazar günü acayip derecede uyku enerjiniz, evde hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz hafta sonu. O gün uyandığınızda alın valizinizi, sahil kenarı olabilir, ne bileyim orman enerjisini alabilir. Üzerinizdeki bu kötü ruhu, pazartesiye geçiş evresini lütfen mümkün olduğu kadar doğru yapın. Yoksa 20 Haziran sizin için lanetli bir gün olabilir. Bir de özür dileyecek kişiler var. Affedin ve bu affetme sizi daha çok onur edecek diyorum. Dolandırılmış ya da paranızla alakalı haksızlığa uğradıysanız bu para gelmeyecek. Boşuna beklemeyin. Boşuna o paranın hayali içerisinde olmayın efendim. Sevgili balıklar, nasılsınız? Güzel bir hafta. Butona basıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Dostlarınıza kanalımı tavsiye ediyorsunuz. Sanki bu hafta soru işaretleri, her şey üst üste gelecek. Yani kimsenin ne dediği duymak istemeyeceksiniz. Yani kendi kafanızda yaşayacaksınız. Özellikle esmer olup da gözleri yeşil olan kişilerden iş konusunda çok büyük destek alacaksınız. Yeni fırsatlar, yeni kapılar için güzel başlangıçlar ve kendi güvenemediğiniz noktada bile bu gelecek destek sizin motivasyonunuzu arttıracak. Yalnız hançerlenmiş kalp vardır ya, hala yarayan kalp kanar
ve bir türlü iyileştiremezsiniz ya. Kökü yabancı olabilir, kök karmaşası olan biri ya da hani mezhep farkı olabilir. Böyle biriyle evlilik kapınız var, tanıştırılma kapınız var. Hayatınızda hiç mutlu olmadıysanız bu ilişkiye şans verin. Çok hayırlı ve aydınlık olacak. Bu ara kayınvalide, kaynana, gelin arasında ciddi kaoslar var. Aman anam, evli çiftler anaya, kayınvalideyle uzak durun. Mümkün olduğu kadar hastayım, başım ağrıyor deyip olayları toparlayın. Yoksa eve huzursuzluk yaratacak. Ve özellikle son zamanda evimin enerjisine bir büyü olabilir, kötü enerji olabilir. Bu tarz düşünceleriniz var. Evet, dışarıdan gelen bir enerji evliliğiniz ve ilişkiniz ve karı koca hayatınızda bir soğukluk oluşmuş. Lütfen bir dua yazdırarak bu enerjimizi oluşturalım. Der ki, yukarıdan gelen emir. Siz duanızı Kur'an-ı Kerim'iniz ya da İncil ya da Tevrat'ınız, inandığınız bölüm neyse okuyun ki bu kötü enerjilerden kurtulmanız gerekiyor. Bu ara yurt dışı düşüncesi olan sevgili balıklar, sevgilinizle ya da ilişkinizle iş gereği gideceğiniz yolculuklarda başarı var. Ama özellikle mesela Yunanistan, Malta, yani hayalleriniz varsa yaz tatiliniz orada gözüküyor. Hayırlı olsun. Aile büyüklerimizle alakalı noktada da ablanızın kocası ya da kız kardeşinizin eşi ya da kız kardeşinizin evlendiği ailede ciddi problemler var. Kardeşinizin ya da ablanızın arkasında durun. Çünkü bu kızın kalp kırıklığı ve eşinin rahat tavırları ve sorumsuzlukları mağdur ediyor. Ablanızın başında durmanız gerekiyor diyorum. Anne ve baba arasında köklerinize ait miras konularımız var. Bu konuları lütfen avukatınızla yer, memleket nereyse, özellikle mesela Marmara, Trakya bölgesinde mallarınızla alakalı noktada ciddi evrelerimiz var ve bu evreleri toparlayın. Özellikle göçmenseniz, Bulgaristan göçmeni istediniz. Burada uzun soluklu hani orayla ilgili ne başvurusu, yasal haklarınızla ilgili başvurunuz onaylanacak ve oradaki vatandaşlık hakkınız da alınacak. Efendim, aşk sizinle olsun, sevgi sizinle olsun, umut ve yarınlar size dokunsun istiyorum.